Buyur abi, hoş geldin. Selam. Hoş geldin. Bana çıkan işleri lazım ama diğerleri yabancı oluyor ya. Onlar. Ne istiyorsunuz? Baleri. Baleri. Sizdeki hangi saatin var? İkisi de var. Fark etmez. Derbi varsa derbi de verebilirsin. Mehmet abi hayırlı işlerin olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Allah razı olsun, sizler nasılsınız? Şükürler olsun abi. Öncelikle biraz seni tanıyalım. Kaç doğumlusun? Sizin ben, kim dediler abi? 1972 doğumluyum. Deli Mustafa'nın Hasan Esen'in oğluyum. İstanbul'a gelmeden önce biraz köyden ufak da olsa biraz bahsedelim. Köyde mi okudun abi sen? Biz ilkokulumuzu köyde yaptık, eski okulumuzda yaptık. Ondan sonra Parlak'la İlköğretim Okulu'nda orta öğretimi bitirdik. Ve ondan sonra bir zaman sonra da yolculuğumuz İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'a. Çok güzel. İstanbul'a. İstanbul'a abi. Biz 1987'de Ali Atayolu ile beraber onun vesilesiyle İstanbul Tahtakale'ye geldik. Tahtakale'de bir süre çalıştıktan sonra bize bir akşamları kalacak yer lazım oldu. Laleli'de bekar odasında kaldık. Burada bekar odasında 3-4 sene beraber kaldık. Beraber kaldığımız arkadaşlarımız vardı. Kemal Emekçi vardı. Mehmet babanız vardı. Süper. Mehmet Çanak vardı. Mehmet Çanak'ın babası Genç Osman vardı. Jilet Mehmet dediğimiz Mehmet abi vardı. Ondan sonra İsmail Çanak vardı. Bu arkadaşlarla biz burada 4 sene beraber Laleli Kadırga'da beraber kaldık. Ondan şöyle babam o dönem Mehmet abi. Babam o dönem ne iş yapıyordu? Merakımdan sordum. Aynı tezgah açıyorduk. Beraber sabah gidiyorduk. Beraber gelip tezgah açıyorduk. Zaten yapılan işler hep tezgah üzerine gidiyordu Tahtakale'de o zamanlar. O zaman meşhurdu. 50 santimlik bir yerimiz vardı. Hepimiz beraber tezgah açıyorduk. Sabah 9 açıyorduk. Akşam 6'da kapatıyorduk. Akşam iş dönüşü de herkes evine dönüyordu Laleli'de. Kalıyorduk. Akşamları falan bir aktivite yapıyor muydunuz? Böyle? Aktivite. Zaten aktiviteye gerek yok. Laleli zaten her tarafta turistik alandı. İstediğin gibi gezebiliyordun, dolaşabiliyordun. Ondan sonra da sabah akşam 9-10 gibi yatıp sabah tekrar işimize geri dönüyorduk. Yani bu süre bir zarfında 4 yıl böylece bir çalışma dönemimiz geçmiş. Biraz Tahtakale'den bahsedelim abi. Tahtakale tezgah dönemi. Sen ne iş yaptın? Biraz sen. Biz Tahtakale'de o günün şartlarına göre mesela oyuncak meşhurdu. Oyuncak satılırdı. Mesela radyo çıkar. Günümüzdeki çağ ne getiriyorsa ona uyardık. Yani belli bir satışımız yoktu. O şartlar neyse bugün ne çıkmış yenilik? Telefon. Yeniliği takip ederdik. Mesela bir ara Rus malı meşhurdu. Azeriler meşhurdu. Onlar mal getirirdi. Onlar satılırdı. Dürbünümüş, fotoğraf makinesiymiş, tıraş makinesi, aklına ne gelirse. Ama tabii bunlar günümüzde hepsi de yok oldu gitti. Evet, değişti ama aynen. Sistem de değişti, ticaret de değişti. Doğru. Aynen, her şey değişti. O zaman en büyük sermaye dürüstlüktü. Yani sermaye yoktu. Dürüstlük sermayeydi. Sabah müşteri gelirdi, şunu şunu hazırla derdi. Adam parasını verir çeker giderdi. Poşete bakmazdı, ne koymuş, ne almış yoktu. Dürüstlük tek sermaye dürüstlüktü, doğruluktu. Herkesin sermayesi bu şekilde biz buralara geldik. Yani eski gibi itimat vardı, sevgi, saygı vardı. Kimsenin kimseye karşı bir şey yoktu. Şimdi her şey değişti. Ondan sonra Esenler'e geldin. Şu yani, an bulunduğun dükkana geldin. Esen, abi. Biz 5 yıl sonra, Laleli'de kaldıktan sonra, Bekir Evi'nden sonra hep arkadaşlar teker teker dağıldık. Kimisi evi tuttu, kimisi ev aldı, kimisi evlendi. Herkes Esenler'e, Güngören'e dağıldı. Biz de bu vesileyle Esenler'e geldik. 5 yıl sonra Esenler'de şu anda ikamet etmeye devam ediyoruz. Kaç yılında geldin abi buraya? Biz ilk İstanbul'a gelişim 1987. 4 sene Laleli'de kaldık. Laleli'de kaldıktan sonra 4. sene buraya geldik. Esenler'e taşındık. Yani ne yapar? 87, 92 yılında, 1992 yılında da Esenler'e taşındık. O zaman rahmetli babamla geldik. Bu Esenler'den bir daire aldık. Onunla beraber öyle devam ettik. Biz bir süre biz oturduk. Ondan sonra birader oturdu Mustafa. Şimdi de burada devam ediyoruz.
Burada neler satıyorsun abi? Şu anda burada günümüzdeki yine aynı günümüzdeki oyuncak, kırtasiye, saat, takı, toka. Yani şartta ne gerekiyorsa her şeyi satmaya çalışıyoruz. Yani bulunduğumuz ortama göre, isteklere göre, vatandaşın isteğine göre. Yani eksik bir şey bulundurmamak için özen gösteriyoruz. Yani vatandaş ne isterse onu temin etmeye çalışıyoruz. Bir de bulunduğumuz konumun adresini verelim abi. Ne diye geçiyor burası? Şu anda Esenler Kadim Karabekir Mahallesi diye geçer burası. Yani biz burada aşağı yukarı 20 yıldan beri burada bir ticaretimizi devam ettiriyoruz. Yani çocuklarla beraber bir aile şirketi olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel abim. Var mı son bir mesajın? Yani mesajım en önemlisi dürüstlük ve dürüstlüktü. Dürüstlük de bitirildi. Şu anda helalı haramı tamamen bitirdiler. Yani dürüst insanı bulmak parmak sayısı kadar azaldı. Yani yeni neslin şu anda çalışma diye bir hevesi yok. Kolay yoldan zengin olmak peşinde ama onu da hiçbir zaman muhakkak olamayacaklar. Tek çare çalışmak, dürüstlük, sevgi, saygı. Yani bizim ve bizim gibi gelecek arkadaşların hepsi Tahtakale'den geçmiştir. Tahtakale büyük bir piyasadır, üniversiteydi. O üniversiteden herkes gelmiş geçmiştir. Ama bu yeni nesilde bu üniversite olayı yok. Okul olayı var ama okulda da hiçbir şey eğitim yok. Yani biz üniversitemizi Tahtakale'den aldık. Tahtakale'den gelen bir eğitimle, tezgahımızla beraber bu yola devam ediyoruz. Ve bütün hemşerilerimiz de bizim gibi aynı Tahtakale tezgahından geçtikleri için hepsi de aynı yolda ilerlemeye devam ediyor. Yani herkese sevgi ve saygılarımı sunar. Herkesin işleri gücü rast gelsin. Siz de bu vesileyle bizi buraya tanıttığın için, buraya kadar gelip bize yemek verdiğin için sana da ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bekir Efendi'yle beraber kaldık. Aynı tasta aynı yemek yedik. Çok bir emeğimiz geçmiştir birbirimizde. Daha hala da sevgimiz var babanla beraber. Görüşürüz, konuşuruz. Amin. İşin gücün rast gelsin. Ona da ayrıca selamlarımı ilet. Seni sevmeyen olsun. Babam Kemal Emekçi'ye de buradan selamlarımı iletti Mehmet abi. Evet. Çağlı'dan babana selamlar söyle. Mustafa abi, abini konuşturduk. Biraz da seni konuşturalım. Nasılsın abi, iyisin inşallah? Allah'a şükür Ahmet'im, iyiyim. Her şey güzel, her şey süper. İyi güzel abi. Biraz seni tanıyalım mı? Kaç doğumlusun abi sen? 74 doğumluyum. Bize Ali Mustafa'nın Hasan Hüseyin derler. Tarimenci. Sen kaçıncı sıradasın abi? 3. Kaç kardeşsiniz siz? 3 kardeş. 3 kardeş. Ablam, abim ben. Güzel abim. Köyde okudun? Köyde okudum. İlk güzel. Köyün içindeki okulda okudum. Bir sene de Hallaklar Öğretim İlkokulu'nda okudum son sene. Son yıl. Oradan ayrıldım geldim. İstanbul'dan önce Adana, Mersin serüvenin oldu mu sen? Hayır, hiçbir yer. İstanbul'a ne zaman geldin abi? 4. sınıftan buraya geldim. Okuldan kaçtım. Kaç yılında gelmiştin tam? 2000. 2000. 2000. Geldin ilk, kim vesile oldu gelmene? Abim. Mehmet abi. Güzel. İlk geldin, ne iş yaptın abi? Tahtakale'de tezgah açardık. Neler satardın? Biraz Tahtakale'den bahset bize. Fotoğraf makinesi, poz, CD, kaset, film. Onlar bitti. Hürbül, oyuncak, ütü. Süperdi o günler. O günün şartlarına göre çıkan oyuncak. Muhteşemdi o günler. Muhteşem. Can dostum. Eyvallah abi, sağ olasın. Ondan sonra servis işine girdik. Ondan sonra Tahtakale'de dükkanım vardı, kapattım. Evet. Servis işine girdim 2012'de. Ondan beri de full. Her şey güzel. İşi rahat. Temiz iş. Emeklilik falan var mı? Emekliliğe 2 senem var. 2 yılım var. Çok güzel abim. Var mı senin de son bir söylemek istediğin mesajın köylerimize, hemşerilerimize? Bütün köylünün işi gücü rast gelsin. Köylüleri seviyorum. Allah bol bol hepsine para versin. Sağ ol abi. Ağzına diline sağlık.